Mehmet Barlas, bu karanlıkta sağını solunu bilmek mümkün mü ki? Nasrettin Hoca'nın hanımı gece yarası hocayı dürtüp uyandırmış. Hoca sağ tarafındaki masanın üzerinde sürahi var bana uzatsana demiş. Uyku sersemi hoca hanımını bu karanlıkta sağ mı sol mu nasıl bileyim diye terslemiş ya. Bu sağını solunu bilmek sorunsalı yeni Türkiye'nin gündemindeki önemli meselelerden biridir. Örneğin Nişantaşı'ndaki, Cihangir'deki, Çankaya'daki veya Karşıyaka'daki kent soylular, Yeni Türkiye ye solu, Ümraniye'deki, Sultanbeyli'deki, Altındağ'daki proleterler de sağ mı temsil ediyorlar? Gülen örgütüyle CHP'nin birlikteliği bir noktada sona erecek yol arkadaşlığı mı yoksa ideolojik yoldaşlık mı? Liberal faşistler, Amerikan başkanlık seçimlerine uzanan yolda aday adaya olan Güneyli bir Cumhuriyetçi Hillary Clinton'ı destekleyen Demokratlar için bunlar liberal faşisttir dedi geçen gün. Acaba bizde de laikçi cemaatçilik diye bir ideolojik kanat olabilir mi siyaset yelpazesinde? Ya da HDP'nin Kürt realitesini görmezden gelen partilerle yakınlaşmasında Oslo sendromunun izlerini mi aramalıyız? Sosyal güvenlik ilkesi Demokratik sol kapsamına giren partiler varlık sebeplerini sosyal adaleti ve sosyal güvenliği toplumda gerçekleştirmek üzerinde kurarlar. Avrupa sosyal demokrasisinin en ağırlıklı akımı da Almanya'da hayat bulmuştur. Marksizme karşı Bernstein'in başlattığı bu akımın elinden sosyal güvenlik silahını Almanya'nın en sağcı siyasetçisi olan Bismarck almış ve her doğan bebeğe devlet tarafından günde bir şişe süt verilmesini yasalaştırmıştır. Orta sınıf solculuğu. Alman sosyal demokratlarının son yüzyıldaki en önemli dönüşümü ise 1959 Bad Godesberg programında proletarya kavramının devre dışı bırakılması ve orta sınıfın sosyal demokrasinin itici gücü olarak kabul edilmesidir. Marksizmle hiç ilgileri olmayan İngiliz İşçi Partisi de Tony Blair yönetiminde kamulaştırmayı programlarından çıkartmıştır. Bizde sol var mıdır? Bütün bunları irdeleyip Türk solunu global ölçekte bir yere yerleştirme çabası tabii ki pek anlamlı değil. CHP ilk kez ortanın solu olarak girdiği 1965 seçimlerinde yenilgiye uğradıktan sonra İsmet İnönü'ye CHP'nin sol siyaseti hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduğumda öfkelenmişti. Bizde sağ ile sol ya da işçi ile burjuva yoktur. Bizde köylülerle kentler vardır demişti. Şimdi yaşasaydı ve CHP'nin sağını solunu ona sorabilseydim herhalde kaynağı bilinmeyen paraları devlet kesesinden dağıtmayı vaat etmek bizde solculuktur derdi. Kısacası bazılarının sağa solu bilinmez ve ne yapacaklarını kestirmek mümkün değildir. Mehmet Bardas Sabah